10 Ocak 1924'e geldik. Yani 24 Temmuz 1923'te Lozan Anlaşması imzalandı. Mesela onu hemen takip eden Ağustos ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi bu anlaşmayı onayladı. Dolayısıyla anlaşma Türkiye açısından resmiyet kazandı. Ama 10 Ocak 1924'e gelindi. Aradan aylar geçti uluslararası ilişkilerde çok benzerine rastlanmayacak bir şekilde uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen neredeyse 5 ay İngiltere hala anlaşmayı parlamentosunda onaylamış değil. Ve bu dediğim gibi tahammülle olmayan bir hadise. Geri kalan ülkeler de İngiltere'ye bakıyorlar. 10 Ocak 1924'te dönemin İngiliz kralı İngiliz parlamentosunda yaptığı bir konuşmada hala onaylanmamış olan Lozan Anlaşması'na getirdi sözü ve bakın ne dedi. Kaynağımız Mustafa Armağan'ın Satılık İmparatorluk kitabı sayfa 187. Bu belgeyi bizzat Mustafa Armağan hoca kendisi gün yüzüne çıkarmıştır. Ona ait olan çok önemli bir keşiftir, tespittir. Allah razı olsun ömrünü gayretini uzun etsin. Aynen alıntılıyorum. İngiliz milli arşivlerinden bulduğum bir gizli belge Lozan'ın ilafetle bağlantısını net bir şekilde ortaya koyacak niteliktedir. 10 Ocak 1924 tarihinde İngiltere Kralı 5. George Avam Kamerası'nda yani İngiliz parlamentosunda yaptığı açış konuşmasında Lozan'ı ilgilendiren bir kanun tasarısının derhal gerçek görüşülmek üzere parlamentonun gündemine geleceğini belirttikten sonra şu çarpıcı cümleyi sarf eder. Bu tasarı kabul edilir edilmez, Lozan anlaşması onaylanmış olacak ve yeni bir çağ açılacaktır. Yeni bir çağ açılacaktır cümlesi olmasaydı bu çok önemli bir belge olmazdı arkadaşlar. Şunu düşünelim. Haziran 1919'da imzaladıkları ve Almanya ile Birinci Dünya Harbi durumunu bitiren Versay Anlaşması değil ki bu. Yani şimdi Versay Anlaşması ile ilgili bu tarihlerde İngiliz Kralı Başbakanı İngiliz milletine demiş olsaydı ki bu anlaşmanın imzalanmasıyla kabul edilmesiyle yeni bir çağ açılacaktır anlardı. Ama İngilizler açısından baktığınız vakit görüntüdeki bilgilere göre, Lozan'ın yüzeyseline göre Lozan Anlaşması İngiliz Kralı'na avam kamerasında bunun onaylanması yeni bir çağı başlatacaktır, dedirtecek öneme sahip değil. Resmi görünüşü öyle. Demek ki resmi görünüşün altında yer alan başka unsurlar var ki. Çünkü şuna herhalde akıl taşıyan hiç kimse iddia edemez. Canım işte İngiliz kralı dediğinde kimdir ki? Öyle kafasından geldiği gibi paldır konuşuyor. Hayır. Bugün itibarıyla yani o gün itibarıyla dünyanın yegane hegemon gücünün tepesindeki isimden bahsediyoruz. Öyle kafasına estiği gibi paldır konuşabilecek biri değil. Resmi görünümü Lozan'ın yeni bir çağ açılacaktır. Vurgusunu hak edecek boyutta değil. O zaman niçin kral bunu söylüyor? Çünkü resmi bilinen görüntünün altında buzdağının onda dokuzluk kısmı var. O kısımda hilafetin ilgası. Hilafetin ilgası İngiliz kralına yeni bir çağ açılacaktır sözünü sarf ettirecek öneme sahip mi? Baştan beri izlemiş olanları hatırlatalım. 1857 Hindistan sipahi isyanlarından itibaren alırsanız Evet, kesinlikle. Çünkü o tarihte İngiltere kendi sömürgeleri, kendi sınırları içerisinde ümmeti Muhammed'in yarıdan fazlasını bulunduruyor ve bu ümmeti Muhammed'in üzerinde birleştiği bir tek üst otorite var. O da hilafet. Dolayısıyla bu kadar kendi açısından siyasi, ekonomik, askeri açıdan bu kadar önemli bir olayın gerçekleşmesini o günün konjonktüründe şartlarında İngiliz kralı yeni bir çağın açılması olarak nitelendirebilir mi hiç mübalağaya falan kaçmadan? Kesinlikle evet. Sonra devam ediyoruz. Bununla da bitmedi.